Çiki. Selam be anneciğim. Günaydın. Annem gene beni yerlere attı. Bir tane yorganı yere attı. Beni de üstüne attı. Ben burada kendi kendime oynuyorum de. O onları oynarken, orada oynarken ben kendi kendime bulaşıkları yıkadım. Şimdi su kaynatıyorum. Emziklerini, biberonlarını falan kaynatmak için. Sonra. Çamaşır katlamaya yardıma gelmek isteyen var mı? Bunlar çikinin, bizim her şey karışık. Şimdi oturacağım. Bunları katlayacağım bir şeyler izlerken. Fan fan fan. Ya benim sevgilim büyüdü de, göstereyim yüzünü. Büyüdü de alıştırma kabından coklata coklata su içiyor. Benim sevgilim. Bunu ilk aldığımda içemiyordu bundan. Şu an gayet içiyor. Benim dünya. Koca kız oldu ya bu. Koca kız oldu. Yavruları kaynatıyorum bir yandan. İlaç. Ne derler? Dropperlarını falan filan. Şu dambalıkları. Dropper değil, dambalık. Türkçesini söyleyebilirim. Bunları kaynatacağım birkaç dakika. Sonra kahve yapıyorum kendime bir yandan. Bir bardak kahve içeceğim. Çünkü başım ağrıyor hafiften. Sonra akşam yemeğine girişeceğim. Çamaşırlar hala duruyor az önce göstermem üzerine. 10 dakika geçti ve hala kendime dokunmadım. En son artık akşam yemeğini yaptıktan sonra oturup katlarım Charlie gelmeden. Zira salonumun yarısını kaplamış durumdalar. Çok mu güzel anneciğim? Bal kabağı yiyor. Bilmiyorsun ki sen kendin bal kabağısın. Bilmiyorsun ki sen kendin bal kabağısın. Arkada katlanmış yerleşmeyi bekleyen havlular. Yerde ve zıplama şeyinde ancak yani herhalde bir toplamda 20 saat tutabildim. Ama neredeyse bitti katlama işimin. Bu arada bu akşam yemeği oluyor sanırım saat akşam 6. Akşam yemeği molası verdik Anatolia Hanım'la. Döke, saça, kaşığı eline alır. Benim beslenmemi istemiyor. Kendisi beslenmek istiyor. Ben de çok böyle ikide bir kaşığı vermemezlik etmek istemiyorum. Ezen verdim. Gördüğünüz gibi. Yemekten sonra cumburlup banyoya. Onu yalayalım şimdi anneciğim. Sür. Sür yavrum sür. Çok güzel. Sür anneciğim. Şahane. Hayır size gösterecektim de çocuk saniyesinde yutar mı ya? Parmağında yapışık bir tanesi. Bunlar Gerber Puffs Cereal Snack diyor. Muz tadında, içinde GMO olmayan. Anneciğim bir saniye göstermeme izin verirsen göstereceğim. Bu da odaklarsa. Emeklemeye başlayan çocuklar için ne derler? Fine motor skill'leri hani unuttum. Onlar gelişsin diye böyle parmakları tutup ağızlarına atıyorlar. Ağzında eriyor. Yani boğulma riski vesaire. Tabii ki izlemeniz gerekiyor. Karşınıza oturtmanız gerekiyor falan da. Parmaklarıyla onları bir alsın, kendini beslesin diye. Şu an gördüğünüz gibi Anatoly hastası. Mesela bunları şeyde çok görüyordum. Restoranda falan ailecek yemeğe gidiyorlar diyelim ki. Çocuk çok mızmızlanıyorsa çocuğu oyalaması açısından önüne koyuyorlardı. Bir de işte böyle parmaklarını kullanarak alsın vesaire diye. Tabii bizimki düşürüyor arada. Parmaklarını kullanmayı öğreniyorlar. Kendi kendilerini elleriyle beslemeyi öğreniyorlar. Değil mi anneciğim? Güzel mi tadı? Güzel mi? Çok mu güzel? İşte böyle. Kendi böyle böyle besliyor. Sully diye uzun zamandır görmek istediğim bir film vardı. Tom Hanks'in oynadığı kaza yapmamak için suya iniş yapan bir uçakla ilgili bir film. Evet, sonra adamın suçlanmasıyla ilgili falan filan. Her neyse onu buldum şimdi. Kaydettim, onu izliyorum. Öyle Charlie'yi bekliyoruz. Sonra akşam rutini, duş vesaire. Sonra da yatış. Güzeller. Ay yenisi gerim geriliyorum. Banyo yaptım. Anatoly'yi yıkadım. Beraber yıkandık daha doğrusu. Şimdi uyuyacak nasıl kurkura. Böyle gerim geliyorum ama bu ben biraz sıcak suyla yıkanmayı sevdiğim için. Clarins'in Eclat Manet Instant Light Lip Comfort Oil'ini süreceğim. Geçen gün kullanmıştım hatırlarsanız. Sonra ısırmadan önce çıkarmıştım dudağına. Arkada
Meryem tabii yiyor. Bakalım bir sorusu da. İstediğin elinden de rengi verecek. Yalnız kendisi zaten çıkar muhtemelen de yatana kadar çıkmaz. Nasıl dudaklarından çıkarım böyle. Ne pişe pişe olsun istemem. Hele ki daha yeni yıkadım yastık kalıplarımı. Dur sıra değilim. Yüzümü Ole Henriksen'in The Clean Truth Foaming Cleanser ile ve bunu Clarisonia'ya dökerek yıkadım. Ve gayet ben sevdim bunu. Bu güzeldi. Ole Henriksen'in diğer gönderdiği setten memnun kalmamıştım. Fakat bu güzel. Şimdi Clarins'in Hydra Essential Intensive Moisture derinlemesine nemlendiren bu serumunu süreceğim. Serumum yüzümde kururken hafif ya da ne derler cildimi serumu emerken kurumak doğru sözcük değil. Göz kremimi süreceğim. Sonra da yüz kremimi süreceğim. Bu serum su gibi ya. Çok ilginç. Bir tık daha sürederdi. Bir tık daha yani sürmesi zor. Ne bileyim bildiğiniz su sıkar gibi. Bir tık daha yapısı koyu olaymış. İyiymiş. Bugün benim için yapmak istediklerimi yapmak anlamında bayağı verimli bir günde. Sonunda çamaşırları katladım. Şimdi diyeceksiniz 50 kere bir çamaşır yıkamaktan katlamaktan bahsediyorsun ama 7 makine çamaşır arkadaşlar. 1 değil, 2, 3 değil. 7 makine çamaşır katlayınca insan ondan 7 kere bahsediyor en azından ben. Onları katladım Anatolia'ya rağmen. Bugün yerde bol bol hareket etti yavaş yavaş. Emeklerine başlayacak gibi yani baya baya itiyor kendini geri geri gidiyor falan. Bugün hadi Clarins'ten gireyim dedim. Ve Instant Eye Reviver ne derler? Göz kremini kullanacağım. Bir kere kullandım sanırım geldiğinden beri ya da iki mi? Kullanıp çok bayılmamıştım. Ama aslında fikir güzel ama ne bileyim. Lancome benim beklentimi çok yükseklere çekti diye galiba. Sürdüm görüyorsunuz. Bu yavruyla da zaten böyle bunu buzdolabında saklayabilirsiniz yazıyordu. Şimdi bununla böyle dağıtıp tamamen yedirmeden biraz kalınca bir katman halinde bırakacağım. Normalde her krem de işe yaramıyor bu yöntem. Ama yara güzel yani denk gelirse de bayağı hoş bir nemlendirme sağlayabiliyor. Ümit ediyorum böyle güzel güzel emilir, vıcık vıcık bırakmaz. Ya böyle sürdüm. Şimdi kremim yine Clarins'in Gel Sorbe kremi muhteşem kokuyor. Bunun yapısını kim demişti? Ay benim canım söylemiştim. Vicks gibi mi diye. Hayır Vicks gibi değil. Bu bebeklere verdiğimiz elma püresi gibi. Geçen gün Anatolia'yı yedirirken dikkatimi çekti. Çok güzel yapısı. Ve böyle jel gibi değil. Yani jel kremleri sürdüğümde genelde böyle sanki bildiğim üstüne bir film sürmüşüm gibi oluyor. Garip bir his oluyor. Bunda asla o his yok. Çok güzel bir nemlendirme hissi bıraktı. Lancome'un muhteşem göz kreminden sonra Clarins'in bu nemlendiricisi benim yeni favorim olabilir. İlk bakım anlamında çünkü cidden hissi çok güzel. Kokusu da çok güzel. Ah nasıl sayayım. Light blue kokuyor. Dolce & Gabbana Light Blue gibi kokuyor. Evet arkadaşlar, ay vücuduma ne sür? İyi, Anatolia'yı emzireceğim şimdi. Şimdi mi sürsem? İstiyorum böyle dirseklerimde falan gerginlik hissediyorum. Acaba bunu mu sürsem? Bir tane kokusuz var. Onu mu sürsem? Ama neyse elimin altında bu var. Kenzo'nun vücut kremini süreceğim. Neydi adı bunun? Creme Po-Sensual Bare Body Cream. Muhteşem kokuyor. Anatolia kusura bakmayacağım. Ben diğer fazla kokulu olmayanı da banyoya getireyim de banyodan sonra burada sürmeyi seviyorum. Çok azıcık sürüyorum gördüğünüz gibi. Dirseklerime, kollarıma. Allah muhteşem bu koku. Muhteşem ötesi kokuyor. Muhteşem ötesi. Azıcık kalanları ellerimi hemen de emiliyor. Böyle. Çok güzel. Nasılsın? Böyle arkadaşlar. Şimdi biraz dizlerimi ayaklarıma süreceğim ve bu iş bitecek. Görüyorsunuz çocuğum huysuzlanıyor içeride. Gönül ister ki saçlarımı da tarayabileyim ama o biraz suyunu alsın havlu. Anatolia'yı emzirdikten sonra artık saçları tarayacağım. Saçlarımı da muhtemelen şununla açacağım. Evo Light Leave-In Conditioner. Bununla açacağım. Böyle benden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarınki videoda görüşene kadar kendinize bakın. Çok öptüm. Hoşçakalın. Ne yaptığını sorabilir miyim anneciğim? Bak. Bak.
Pa. Ne yaptığını sorabilir miyim çünkü? Bir dünya güzeli mi var orada Anatolia? Az önce teminden beri kendini görmeden, kamerayı görmeden önce saçıma saldırıyordu. Bugünlerde bir kulak yeme aşkı başladı. Oh, mis kokuyor. Mis gibi yıkadım çünkü. Misler gibi. Çitiledim, çitiledim. Çitilendin mi sen? Rengin açıldı kız. Rengin açıldı. Zilli spor. Bir de beni itmesen. Bak şu huyunu bırakacaksın Anton ya. Ne hoş. Ay acıttın be. Acıyor kızım. Sana aşığım aşık. Aşığım deliler gibi aşığım. I'm telling you. I'm telling you. Angel. İyi akşamlar diyelim mi? Hoşça kalın diyelim mi? Diyelim. Klima açık, arkada sesini duyuyorsunuz. Anneciğim ya. Wiggle warm. Wiggle 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 yeah. Wiggle 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 wiggle. Okay, biz gidiyoruz. Hoşça kalın.